Değerli dostlar, bir köy ayakta tutan gelenek göreneklerle bir kültür vardır. Köyün neyi vardır? Çeşmesi vardır. Köyün neyi vardır? Camisi vardır. Köyün neyi vardır? Fırını vardır. Okulu vardır. Bunlar olursa köy yaşantısı vardır. İşte Altınköy'leri bu yaşatmak için bir taş fırını yap. Benim köyümde de halen fırın var. Ankara Mama Kızca Köyü'nde halen ekmekler yapılır ve 100 yıllık fırındır yani. Hayriye teyze onun annesinden ve şimdi kızlarının yürüttüğü. Burada da Altınköy'de teyzemiz Tokat'tan gelmiş burada. Hem ekmeğini kazanıyor hem bu değerleri yaşatıyor. Şimdi mayaladı burada. Evet, şurada. Ekmeği. Evet, ekşi mayalı ekmeğimizi mayaladı şöyle. Bakın buram buram kokuyor. Evet. Birazdan bir saat sonra ekmek çıkacak. Biz sizin yerinize ekmeğimizi tereyağı atıp yiyelim inşallah. Yani köy yaşantısı. Evet. Ülkemde köy fırını sıcacık yani doğal bir ortam. Herkes bekliyor. Evet güzel insan, bu ne ya? Şimdi bakıldığında bu bir taş gibi görülüyor ama bu çok eski bir doğal ağaç. Fakat içi oyulmak suretiyle eski dönemde beton yok, demir yok. İnsanlar kağını dedik, sap dedik, saman dedik, düven dedik ve bunların sonucunda bir hasat ortaya çıkıyor. İşte tahıl ambarı diye bahsettiğimiz yani tahıl hasat sonrasında tahıl ürünlerinin uzun süreli saklanması amacıyla kullanılan gövdenin altındaki bir oyuk aracılığıyla ihtiyaç duyulan tahıl dışarıya aktarılabiliyor Gazim. Bazen marketleri de görürsünüz. Pirinci bulgulu doldururlar işte. Şuradan bir şey yapıyor. Buradan kapatıp açarak evet. Alıyorsun. Gerçekten muhteşem. Bakın kapağı burası. Evet ondan orada kapağı yani, var güzel insan. Evet. Yani muhteşem bir şey yani doğal olarak evet. Buraya getirmiş. Önceden evet. İnsanlar yoklukta kendilerine çözüm üretecek şeyler bulmuşlar güzel insan. Ve uğraş bulmuşlar. Gerçekten güzel uğraşlar yapmışlar. Burada da bakın bir at arabasını savaşacak haline getirerek. Yani burada güzel de bir müzik verselerdi işte. Hatırla sevgilim o mesut geceyi damların altında verdiğim müzeyi. Evet insan gerçekten dinlendiğinizde burası köy meydanı. Köy meydanında neler olur? Eskiden
arabalar olurdu. Yani oranın arabaları, at arabaları ve at arabasından da sarıcak yapmış. İşte gördüğünüz. Köy meydanında ne olur? Harman yeri olurdu. Köy kahvesi olurdu. Köy kahvesi olurdu. Şimdi bakalım bizlerin neler bekliyor. Evet. Salıncaklar sallansın, yarı haber yollansın. Yarın tatlı dileği şeker olup bağlansın. Evet. O yana da salla, çalkala, bu yana da salla. Hala, çalkalamadan duramam, oynaklar al bana. Evet, güzel yani, insan. Evet, gel bak. Burada da bir okulumuz var. Evet, Ağustos ilk okulu. Bildiğiniz yani resmen eski okullar. Yani köy hayatını yaşatmadın olmazsa olmaz okul. Ve ilk ne karşılardı bizi? Yangın köşesi, kazmamız, küreğimiz, peşin. Bununla ilgili bir hikayem var. Bizim karakollarımızda da yangın kovaları olurdu. Yani burada yeye koymuş ama yangın kelimesini yani yangın kaç? 6. 6 tane kova olurdu. Evet. Her birinde de bir... Buyurun. Her buyurun siz buyurun hocam. Harfi simgelerdik. Bir gün karakolda denetleme olacaktı. Yeni bu akaryakıt yağ tenekeleri olur. Beşlik. Onlardan dedim ki arkadaş, uzman çavuş arkadaşımızda. Bunları dedim yani götür de, bir şabloncu vardı. Yangın yazdır getir. Tenekeler bir geldi. Zoru başarmış yani. Çok da güzel olmuş. Ona teşekkür ederiz. Yani her birine yangın yazdır. Tam orada bizim de eksikliğimiz vardı. Hiç unutamam, böyle bir anı var karakolda. Mersin, Mut, Sarıkamak karakolunda. Duruyorsa eski karakolunda. Her bir tenekede yangın. Yani yangın büyük. Aynen güzel. Köy okulunda ne olur olmazsa olan daktilomuz olurdu. Daktilolar. Evet. Yani Atatürk'e gençliğimizin hitabesi. Bakın. Yerli malı haftası. Çocuklar güzel. Evet. Dersi öğrenirken uygulamalı. Türkiye tarım ürünleri hayvancılık. Evet. Şimdi bu şeye baktığımızda, haritamıza, şimdikine baksak, düşünün halen Sovyetler Birliği olarak orada geçiyor. Yani aynen. Burada da okulumuzun işte masa, sıraları, gece ve gündüz. Evet, güzel bir insan. Ne Hababam sınıfından Adile Naşit'ten aklımızda kalan güzel bir şey. Evet. Dersidir. Aynen güzel bir insan. Dersidir. Gazım sen şöyle, okulanların çoktur. Evet. Ve köy caminde de ezan okunuyor şimdi. Dediğin gibi o zamanlar görüyorduk, bizim köyde bu da yok. Öğretmen dışarı diyordu, dışarı çıkıyorduk, içeri diyordu, içeri diyordu. Tabii bir de bir metrelik böyle, ha bu var mı bir metre. Evet. Güzel insan, bu burunla hoca, bu bir metre olduğu için yaramazlık yaparak böyle yapıyordu güzel insan. Bizim zamanımızda bununla çok sopa yedim ben güzel insanı. Şimdiki öğrencilere hayır desen herkes topluyor. Bizi bundan dövüyorlardı o zamanlar okulda. Ama hani rahatsız mıydık işte, sıkıntı yok. Ama mesela şunu çok severdim. Benim zamanımda da vardı, bu insanın anatomik yapısı, yani iç organlarını falan anlatılıyordu. Bunlar sökülüyor, takılıyordu güzel insan. Çok güzeldi yine. Yine eskiden üzerinde uygulama olarak gösteriliyordu. Yani eskiden Kasım bilgisayar yoktu. Gazete, televizyon yoktu. Radyo vardı. Aynen. Fakat dersi öğreniyorduk. İşte Kasım dediği gibi nasıl mı? Bakın gece ve gündüzleri, dört mevsimleri böyle. Gece ve gündüz dünyanın güneş etrafında dönüşü. Yine aynı şekilde haritadan bütün tarihi harita üzerinde. Ana yurdu ve göç yollarımız. Bakın dünya haritası, siyasi. Burada işte üç kişi oturuyorduk bu sıralarda güzel insan. Evet. Tabii ki önceden köy okulları çok kalabalıktı güzel insan. Aynı anda bir de şöyle bir şey var güzel insan. Köy okullarında öğretmen olmak da zordu. Bak güzel insan, burada birinci sınıfta, burada ikinci sınıfta, şurada üçüncü sınıfta okuyabiliyordu. Aynen öyle okudum ben. Öbür tarafta da dörtlerle beşlerle okuyordu. Evet. Düşünsene öyle bir öğretmen olacaksın ki bir tarafta Türkçeyi öğretecek, konuş, okuma yazma öğretirken diğer tarafa matematik öğretecek. Önceki öğretmenler güzel insan, Türkçe, matematik, tarih, felsefe, bütün konulara hakim oluyorlar. Ama nerede yetişiyordu Gazi öğretmenlerimiz? Köy öğretmenlerinin öğretmeni. Köy öğretmenlerinin. Bir de biliyorsun tarımı da biliyordu yani. Tarımı da
veterinerini de biliyordu. Ya o köy öğretmeninin bir de köyde de bir ağırlığı vardı. Evet. Yani köyde sözü dinlenen insan. Köy halkını da yönlendiriyordu. Evet. Onun için eskiden okullar çok iyiydi. Güzel. Evet. Yani ellerine emeklerine sağlık burayı yapanların. Dokunmacı teyze, dokunmacı teyze. Evet, dokunmalar. Oo. Güzel insan. Şimdi halıyı tekrar göreceğim. Burası da Altınköy'ün dokumacı atölyesi. Eski el sanatları yani. Tüm dokuma aletleri, tezgahları. Dokuma hali, tezgah. Evet, evet, dokuma evet. Tezgahı. Bu dokuma tezgahlarında yani kadınlarımızın el emeğiyle yapılan ürünler burada yine satışa sunuluyor. Tabii şu an bugün pazar, belki hani görevlimiz evet, dışarı evet. Çıktı. İşte dokuma tezgahımız yine. Tezgahımız da burada evet. Yani gerçekten güzel. Bakın dokuduğu şey yani burada dokunan. Evet çok güzel. Dokunan şeyler. Ve bakar mısınız eski kullanılan makaslarımız, hani el değmeyelim de bozulmasın. Tabii yerleri. Tabii o dokuma da. Dokuma şeyi. Çok güzel, çok güzel. Bakın eski heybe diye adlandırdığımız şeyler yine. Aynen. Dokuma. Bunlarla dokuyorlar biliyor musun? Evet. Şey yapıyor. Bravo. Aynen. Gazim şimdi altında Altınköy Açık Hava Müzesi'nde bir özellik daha var. Hani dedi köyü yaşatan değerler var. Bunlardan birisi de cami. İşte bu cami de Ova Camisi adını alıyor. Niye Ova Camisi? Bu cami ahşap olup taşları saymasak. Karabük'ün Yeniçeri ilçesine bağlı Ortam Pazarı diye bir beldesi var. Evet güzel. 1900 yıllarda oradaki Ortam Pazarı beldesinde bu cami yapılıyor. Tabii son 10 yılda da yani 2013'e kadar köydeki insanlar ilçeye göç ettiği için 10 yıldır kullanmayan camiyi altına belediyesi oradan söküp numaralandırılarak ahşaplarını getirip buraya yapıyor. Yani böyle güzel ve 2014 yılında da bu cami ibadete açılıyor. Taş duvarlar üzerine tüm hepsi çivi kullanmadan geçmek suretiyle yapılıyor. Şimdi cemaat rahatsız etmeme adına içeri girmiyor. Aynen, sadece kapıdan şöyle gördüğümüzde camimiz sağ tarafı bayan. Bu taraf yine iki katlı ahşap yani. Çıkmış yeri olan bir cami. Ve yine abdest alma bölümü yerimiz dahil olmak üzere. Şadırvan da ahşaptan. O da çivisiz yapılmış. Keçedirik yerimizde askılığımız vesaire ahşaptan. Kiremitlerimiz o dönem yine eski kiremit. Ve bir özelliği de camimizin minaresidir. Ahşap minare. Herhangi bir şekilde çivi kullanılmadan yapılmış bir minaredir. Ahşaptan tamamen. Biraz önce ezan okundu zaten öyle ezanı. Evet. Ankara'da. Bugün imamımız ilçeye gitmiş köyde olmuşuyla. İzin günü maaşını almaya. Bankamatik falan yok ya. Aynen aynen. Orada biz de cemaat olmaz. Şey yaptı böyle. Güzel şu alanda gösterirsek, çekersek takipçilerimiz. Bakın ağaçlar şu şekilde kesiliyor, numaralandırıyor orada ve numaralardaki ağaçlar birbirine geçmek suretiyle yapılan bir cami. Aynen, aynen. Bu doğal yani 1900'lerde Karabük'ün Yenice ilçesi Yortan Pazarı Beldesi'nden sökülen ahşap cami buraya
monte ediyorlar. Emeklerini ellerine sağlık. Evet, şimdi Altınköy Açık Hava Müzesi'nde taş fırın önündeyiz ve o taş fırında fırınımız yanmış sıcacık. Kolay gelsin bacı, pardon amca, kolay gelsin. Abi hoş geldin, sefa. Ne yapıyorsunuz? Abi sıcak sıcak ekmek yapıyoruz bugün. Çok güzel, elinize sağlık. Bu hakiki taş fırın ekmeği, buradaki lezzet dünyanın hiçbirinin yerinde yok. Bir özelliği var ununu falan değil mi, mayasının? Unu doğal olarak burada yetiştiriliyor. Tohumu ta çok eskilerden güzel insan. Bu taş fırın ekmeği şöyle. Bunu alıp evde bir hafta 10 gün beklesen bayatlamıyor güzel insan. Öyle bir özelliği var. Sıcak sıcak ortasına oyup tereyağı koyarsan da ayrı bir güzel oluyor. Tadına da ölmüyor. Güzel. Benim bir duyduğum büyüklerine kilo da aldırmıyormuş değil mi bu? Faydalı. Tabii bu şimdiki ekmeklerden bir de ne yesen güzel insan kilo yapıyor. Bunun özelliği o işte. Kilo da yapmıyor. Evet güzel insan. Bir de çok lezzetli. Ben böyle lezzetli bir ekmek hayatımda görmedim. Evet, tamam. Güzel insan. Gelin siz de tadın bu güzeldi. Eline sağlık. Bir de resim çek güzel insan burada. Merhaba güzel insan, ne dövüyorsun burada? Bu dibek. Tabii eski zamanda şey yoktu böyle, modern değirmenler. Bulgur bunun içine kadar etrafına beslenir. Tabii bizim köyümüzde de var. Dibek dalenin önünde durur. 6-7 kişi karşı geçerek tak 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 böyle iş tokuşa şeyle böyle vura vura. Ahşaptandır bunlar. Bu bulguru ezer, öğütür ve güzel bir hale getirdikten sonra o bulgur yemeklerimizde kullanırdı yani gerçekten. Doğal taşla yapılan dibek. Dibek.